evvelden 0.40 olarak ruhsat almış yerler var aynı ada içerisinde. Ve tabii vatandaş talebi de 0.40 olması yönünde. Böyle bir durum var. Bunun için de bir ekstra mevcut kararın alınması gerekiyor bunu aşabilmemiz için. Bu şekilde. Başka bir sıkıntı yok yani. Bizim buranın nüfusu 50.000 sınırı varsa yasak bizimki de 48.000 küsürlerde yani, şu anda. Şu anda yasak yani olan 2 sene sonra serbest olacak gibi durum çıkıyor. Ama şimdi mevcut halinin korunması şu an itibariyle bizim. Yani 0.40 olan daha önceki hakkın korunması yönünde talepler geliyor bize adı olarak. Yani 0.40 olarak da bu saf da verilmiş yerler. Yani tabii yönetmeliğe aykırı bir karar alacağız. Yönetmeliğe aykırı bir kararımız var. Bu zaten büyük şey. Yönetmeliği değiştiremiyoruz. Ama yani döner diye, öyle olacak yani. Ama yani şimdi biz burada yani bu insanların mevbahtan koruma adına bir karar alacağız. Yukarısı bozarsa bozar. Abi o zaman daha geç. Daha da geç. Gerçekleşmiş olacak. O zaman bir ay gecikmiş olsun oradan dönmesin. Komisyona gelirse bir ay yönetmelik. Orada da komisyona atarlarsa. Atarlar. Ondan sonra bir daha da içeriz. Yani var da iki olan bir husus bence komisyona gitmeliyiz. Ya komisyonluk bir şey yok arkadaşlar bunu yazmayın. Yani oylayalım mı biz dönerim? Hayır komisyonluk yani. Bir şey yoksa tamam bir ima değişikliği yok bir şey yok. Mevcut hakkın korunması istikrarı. Ama şöyle Ahmet Bey biz şey yapıyoruz o zaman yönetmelik eski durumda aleyhmeydi şimdiki yönetmelik aleyhe o zaman biz yönetmeliğe aykırı bir meclis karar almış olacağız o durumda. Yapacağımız bu olacak şu anda. Ama yeni planlanan bir yer değil. Eski planlanan bir yer değil burası ya. Korumayalım demiyoruz. Sadece bir ay geciktirsin. Yani o bir ay gecikmeyle bilmiyorum. Ya niye geciksin? Şey. Yani bakalım ne yani bir işlem yani, yapalım. Bizim dilimizde olmasın değil. Ağlar Bakan Sayılma Komisyonu'nda da aynı olacak. Şene, hayır tabii. Değişen pek bir şey yok yani. Bunlar komisyonda kim var? Ben varım. Evet arkadaşlar. Tabii değişti. Yani sonuçta ben canım bakacağını yani. Yani oturalım ederse olur. O zaman İlker Bey buraya gelmemize gerek yok. Yok canım oldu. Estağfurullah dedim. Hayır. Yani arkadaşlar niye öyle şey oluyor yani. Siz getirin böyle bir konuyu. Arkadaşlar tamam. Öyle değil. Nasıl olsa onların dediği olacak dedi ne var? Onların da dediği olabilir. Biz burada, ama biz burada halkın menfaatini gereğini yapmaya çalışıyoruz. Onların dediği, bunların dediği peki, bir şey. İsmet abi, siz başka bir yere gittin. Burada. Yani bence çok uzatmanın bir anlamı yok demek istiyorum. Yani. Bence de konuşuna gitmez. Gerek yok. Yönetmelik var, yönetmelik de bunu uygulayacaksın diyor. Biz meclis olarak yönetmeliğe aykırı bir karar alabiliriz. Komisyonu da aynı şeye konuşacaksınız zaten. Aynı şeyi tartışacağız. Yani yönetmeliğe aykırı bir karar alabilir miyiz, alamaz mıyız? Alırız. Zaten yanlış karar alırsa kantayla döner. Hayır. Ama bana da olmaz yani. Ya söylesin lan. Yani ben de aynı fazlayım. Konuşun da aynı şeyi tartışıyorsunuz aynı şekilde. Yani Ankara'da kendine göre bir problem bir şey yok. Her yer aynı şeyi uğrayabilir misin ya? Esasında bu yönetmelikler yanlış. Her belediyenin kendine ait tip imar yönetmelikleri olup meclisine geçmesi lazım. Senin iptali için dava çok gerekli. Evet esasında öyle. Ben geldiğim zaman şaşırdım açıkçası. Türkiye'nin her yerinde uygulanan yönetmeliği gazeteci uygulamazsın. Tabii ki. Yerlere göre yapmak lazım. Ama tip yönetmeliği uyguluyorsun. Kardeşim, coğrafi şartlar var. Her türlü imkanlar ortadayken sen tip imar yönetmeliğini her yere nasıl uygularsın ya? Başkan bu. Eskiden öyle değildi. Eskiden bütün belediyelerin kendine özel tip imar yönetmelikleri vardı. Başkan bu konuda benim yani ilk okuduğumda bilgim yoktu bazı şeylerde ama Demir Hanım açıklayınca yani bu %40'ın olup ya da olmaması Büyükşehir yasasıyla ilgili değil. Yani kesinlikle olmaz diye bir şey olsaydı ben de karşı çıkardım. Ama nüfusla bağlantılı olduğu için yani kafamda yani olabilir gibi bir şey doğdu. Şimdi 50 bin
Galipaşa gittik diye büyüyeyim diye. Galipaşa değil miydi? Zaten büyüyüm. Yani şu an kısa 2000 sonra serbest kalacak. Kısa bağlı da olsa yeni yönetmenlik geçmişteki yani hak kazanılacakları kararlar mı? Yok olabilir mi? Yok yüzde kırk. Bağlantı da olsa saçıya bir başka bir şey var. Hayır. Yok sen yeniden ruhsat alacağım diye başvurdun ama sonuçta bir şey yok. Evet arkadaşlar bu içeriği geçirelim. Abi oylama yap, Sayın Başkanım. Evet. Yüzde 40 olarak kalması uygulamanın kalmasını oynuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Kabul eder bunlar bir şey ya arkadaşlar. Yani uzatmanın bir anlamı da yok yani. Zaten öyle mi yaptınız ama geçiyorum. Evet, o çok öyle kabul edilmiştir. Yedi. Kabul etmeme gerekçemiz de yazdım. İmam komisyonu göndermesi gerekçemiz de yazdım. Tamam, onu da yazarsın. Şey, yazalım, tamam. Yedi. Şerhleri verin. Tınaklarda yazıyorum. Evet. 7. Yarışları Müdürlüğü'nün derece değişikliğiyle ilgili talebinin görüşülmesi. Onlar yasal şeyler zaten. 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 8'den 7'ye. Karşına hareketler biliyorsun. Başkanlar biliyor zaten onları arkadaşlarımız. Evet. Bu da makamdan geldiği şekliyle. Evet, oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Evet, kabul edilmiştir. Şimdi ek gündem maddelerinden 1. Okuyalım bunu da. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.1.2016 tarihli 247 sayılı Koru Mahallesi 305 alı 14 nolu parselin orman bahçesinde olduğundan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planında günübirlik tesis olarak planlanan yerlerin iptal edilmesine ilişkin yazı ve eklerinin görüşülmesi. Evet. Başak 15 metrelik parsellerde zemin kat yüksekliğinin 5,5 metre olarak uygulaması hususunun görüşülmesi. Şimdi arkadaşlar bu şu buradan gelen bir şey var ya ana cadde. Bir de Gökçen yukarı doğru yerliyor. Ne olsa diyor sapan kısmı. O anıttan itibaren orayı kastediyor. Evet bunu komisyon havale ederek. Komisyon havale. Evet, bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Yani bu bir cadde olarak değil de böyle farklı da düşünülebilir. Yani. Farklı olan yerlerde denilsin yani sadece oraya değil. Tabii tabii. Bugün böyle gelmiş, bunu böyle geçiriz. İleride gelenler varsa benzer şekilde olacağı gerekeni yaparız. Evet. Netice bu araba evimizin. Hiçbirimiz hiç kimsenin o testine 40 yıldan fazla kalmamış. Evet. Komisyon havalesini arkadaşlar oyluyorum. Evet, oy biliyorum. Komisyon havale edilmiştir. 3. Belediyemizde tam zamanda sözleşmeli personel olarak çalışan 4 yıllık üniversite mezunlarının ücretlerinin bölüşülmesi. Şimdi arkadaşlar daha önce bir mecliste bir ücret takdiri yapılmış. 2 yıllıklar için yapılmış. 4 yıllıkları unutulmuş. Bu unutulmuşun yerine 4 yıllıklarla ilgili bir kararın alınması hususu bu. Burada kim var? 3 tane yüksek okul, üniversite mezunu çalışan var herhalde değil mi? Sözleşmeli çalışan var. 3. Barış Sertler, Sami Yurakçı, Nevin Oktay. Bu 3 kişinin şeyi o gün eksik 100 lira bir farklar varmış. Olay bu. Evet. Ya, tavan hali 1400'müş. Önce evet. 2900 civarında 2900 arası bir para alacak. Kaç tane bana ayrı bu olursa. Şu anda ne alıyor lan? 2900 olacaklar. İpek kadar yukarı mı çıkaracağız? Evet. Hayır çünkü yukarı çıkıyor işte böyle şey. Daha önce alınmamış. Ne kadar fark ediyor? 152 lira. Birileri aşağı iniyor, birileri yukarı çıkıyor. Birileri aşağı iniyor, birileri yukarı çıkıyor. Ben de adalet de buluyorum. Zaten dengeye ömür ver. Bir aşağı çıkıyor, bir yukarı çıkıyor. Müzakereyi oylarını da sunuyorum.
kabul edenler. Ben terazi dengelen olmaz İbrahim Bey, sonra iş karışırma. Namazı duruyor, akşamaz olacak. 4. ATM yerlerini görüşür, encümene 10 yıllık iade yetkisinin verilmesi hususunda görüşülmesi. Arkadaşlar şurada bir yer var, ATM kuruyor. Bu şey kasabı var ya, Dostlar kasabının karşısındaki şu 30 metrelik yolun köşesinde şurada bir yere bir ATM talebi var. Kimin? Talep kimin? Bankacılar, neyse. Onlar bir şey istiyorlar. Biz de o yıllığına encümene kiralama yetkisi. Tek banka mı kullanacak? Yoksa oraya diye bankaya mı? Tüm bankalar ATM'leri kurulacakmış herhalde. Nerede yapan? İş Bankası'nın orada bir yer. Karşı tarafı. Karşısı. Kasaplarını ölmemiş. Pazar yerinden tarafta kasap var ya, uç takıyor. İleri doğru. Dostlar kasabın yönü ya. Dostlar onun oralar işte. Evet. Zaten çarşı tam o tarafta. 10 yıllık yetkisini meclis vereceği için dolayısıyla kiralama yetkisini de biz ayrıca mencimene veriyoruz. 10 yıllık. 10 yıllık. Çok fazla bir mantık. Hayır oraları şuradaki yerleri kaç yıllığına verildiyse bunu da öyle verelim. Neticede bu bankalar olduğu sürece bu insanlar... Mencimene nasıl 10 yıllık Zahmet abi? Oran da mı lan? Efendim? Mencimene 10 yıllık ihale yetkisi. Hayır 10 yıllığına verme yetkisini biz veriyoruz. Ona kiralama yetkisi kullanacak. Biz 10 yıllık diyeceğiz. Onlar da kiralaması hususunu şey yapacak. Karşılıklı bedelini vesairesi tayin edecek. Evet. Oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Ben de 5 yıl içiyorum. 5 yıl falan. Fark etmez yani. Ötekinler 10 yıl demişler. Bunu da 10 yıl yapacaklar. Yok şeyleri bile, büfeleri bile biz 5 yıl olsun dedik yani. Ya bu banka şey değil mi? Büfe bakım da bir şey olmadığı için nerede vatandaşlar? Banka ihtiyaç sonuçta. Teşekkür ederiz. Bunun maddeleri tutmuştur. Sohbete devam edebiliriz. Teşekkür ederim.